Yayından önce de Rıdvan'la konuşuyorduk. Voley ekibinden değerli arkadaşımız. Şimdi kim yabancılardan tribüne çıkacak? Bir de Okan Hoca'nın çözmesi gereken bu konu var. Evet. Icardi de geldi. Gomis golleri atıyor. Seferovic'e galiba tribün yolu gözüküyor mu? Yani şu anda o forvetten, forvet hattından tabii ki Icardi %100 hazır olduğu zaman ki tam %100 hazır olmadığını söyleyebiliriz. Onun zamanında konuşuruz. Ne zaman onu planlanıyor. Hatta şimdi aktarabiliriz. Böyle olursa Seferovic çıkar yukarıya. Öyle gözüküyor. Gomis bir kere Gomis atıyor ama hani güç olarak da fizik olarak da oyun olarak da iyiye giderek atıyor. Tabii tabii. Yani hani yani kendini de toparladı yani. Atmıyor, önde basıyor, koşuyor, kaleciyi yani rahatsız ediyor. Kasımpaşa maçında çok iyiydi yani. İzin gününde de çalışıyor. Özel fizyoterapist tutuyor bu adam. Tabii. 37 yaşında. Abi saygı büyük, büyük saygı hak ediyor. Tabii canım. 37 yaşında Snyder nasıldı acaba? Benim kadar göbeği vardı. Çoktan vardı. Şunu söylemek lazım. Şimdi Icardi için ve Mata için özellikle planlanan benim duyduğum şimdi Konya maçının ardından bir milli ara olacak ve ondan sonra da Galatasaray bir maç yapıp bay geçecek. Yani bu milli takım arasından sonraki ilk maçta Icardi'nin biraz daha fazla süre alarak başlaması planlanıyor. Çünkü hani Gomis'in de iyi olması, Icardi evet Mata'ya göre fizik olarak daha hazır durumda. Bu arada şunu da söyleyeyim, Mata beklenenden daha iyi düzeydeymiş. Yani çok daha fazla çalışıyor. Ve daha kısa sürede gelebilir deniyor. En azından süre almaya başlanır. Bu milli aradan sonra biz bu oyuncuları hepsini hemen hemen yeni transferlerin ilk 11 oynayacak düzeyde görebiliriz. Ama o bay haftasından sonra artık bir sakatlık olmadığı takdirde Galatasaray çok zengin ve fizik olarak da, güç olarak da, mantalite olarak da birbirine yakın bir oyuncu grubuyla sahada olacak. Mesela benim aldığım bilgi de Mata için 2-3 hafta deniliyor. Aynen evet. Senin dediğin süreye denk geliyor. Bay haftasından sonra oynar. O 2-3 haftayı tamamlamış oluyor. Icardi için de ilk 11 değil ama bu Konya maçının kadrosuna alınmasını bekliyorum. Evet. En azından benim konuştuğum kişiler hem taraftarla buluşacak, tribünler vesaire. O açıdan da oyunun gidişatına göre de belki ikinci yarı son 15, son 20'de Icardi sahaya çıkabilir ama evet. Ben de Konya maçında 11 oynamasını beklemiyorum açıkçası. Bence yine Gomis sahada olacak. Bir de evet yani forma adaletinden az önce bahsettik ya Okan Hoca'nın çok kolay kolay evet. Gomis bu kadar iyiken atarken kenara alacağını düşünüyorum. Tabii tabii takım içi forma adalet çok önemli. Evet. Okan Hoca da buna çok önem veriyor. Mesela en büyük örneği de bunun ispatı da aslında Okan Hoca'nın. Debo kariyerli bir oyuncu. Lyon'dan aldın. Belki en başarılı transfer hamlelerinden bir tanesi. Ama Sacha Boey performans verdiğin için Sacha Boey'i kesmiyor evet, yani. Evet kesmez. O geldi diye. Doğru takdir edecek bir hareket. Hemen peki vallahi bu kalabalık mi? Kadrodan Van Aanholt düzelmezse, performansı yükselmezse yakında en kolay vazgeçilecek tabii, tabii. Sahiç. Çünkü zaten mecbur birinden vazgeçecek hoca orada. Çok açık bir şekilde yani ben bunu konuştuğumu da söylüyorum. Patrick'in zaten Van Aanholt'un sözleşmesinden çıkmak istediler aslında evet. Ama hem çok maliyetli 1.7 milyon euro bir taraftan da oraya direkt birinci sol bek almaları gerektiği için devre son arasında hafta bir operasyon olacak olabilir. Gibi. Yani devre arasında Patrick Van Aanholt bu performans düzeltmezse gider. Aynen. Öyle gözüküyor. Yani tribüne değil komple evet, gider. Galatasaray kariyeri bitebilir. Aynen. Tabii bunda Kazımcan'ın performansı da tayin evet. Eder bence. Peki Konya Spor maçına geçeceğim ama şöyle bir geçiş yapalım. Kasımpaşa maçından sonra daha da çok tartışılmaya başlandı. Yusuf Demir. Çok potansiyelli bir oyuncu. Evet. Girdi. 15-20 dakikada net bir pozisyonu da yarattı kendisi. Golü de atıyordu. Olmadı. Ama belli ki Galatasaray'da önemli işler yapacak. Tabii. Fakat sen de ekle. Ben kendi görüşümü dile getireyim. Yani evet bir statü var. Bir kural var. Ve doğru olan da şu. Oyun oynanırken kural değişmez. Bugün değişmesini beklemiyor Galatasaray. Ama bu kuralın %100 değişmesi lazım. Galatasaray da bunun için girişimlerini sürdürüyor. Federasyonla bu işi çözmeye çalışıyor. Burada bir hata var. Hatadan dönmek de erdemliktir. Çok evet. Açık bir şekilde. Ya kardeşim ben Kasımpaşa maçındaydım. Mihail Tırpan diye bir oyuncu. Belçikalı adam. Annesi Türk değil. Babası Türk değil. Adam Türkçe bilmiyor. Yerli statüsünde oynuyor. Yusuf Demir annesi Türk. Babası Türk. Türkçe konuşuyor. Adam ben Türk'üm diyor. Yabancı statüsünde oynuyor. Ya Uganda'da böyle bir şey olmaz ya. Türkiye'de olur sadece. Vallahi sonuna kadar haklısın. Saçmalık.
bu saçma ya. Bunu değiştirmek lazım ve burada da Emre Belezoğlu'nu tebrik ediyorum. Çünkü Türkiye'de biliyorsun abi herkes menfaatine göre, karnından konuşur. Canı yanmadıkça kimse konuşmaz. Aman ben o konuya girme, rakip lehine. Adam çıktı açık açık dedi ki Yusuf Demir Türk ve Türk olarak oynamalı. Evet. Helal olsun Emre Belezoğlu. Bütün kulüpler, bak bütün kulüpler Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor önderliğinde Galatasaray'daki bu Yusuf Demir sorunu Türk futbolunun sorunu. Tabii ya. Sadece Galatasaray'ın sorunu değildir bu. Aynen. Yarın bugün belki de 2 sene sonra zaten yabancı kuralı değişecek, kalkacak bilmiyoruz. Önümüzdeki sezon bambaşka bir kuraldık ama sorun aynen o değil. Ya bu saçmalık arkadaş. Adam Türk oğlu Türk. Ya Yusuf Demir'in yabancı statüsünde olması kadar saçma bir şey olmuyor. Milli takım tercihi tamam. Oralar zaten anlattık, konuştuk. Orada kimin hatası var, kimin hatası yok. Ortada biraz araştıran bulur kimin hatalı olduğunu Yusuf'un milli takımda olmamasıyla ilgili. Tamam da arkadaşım en azından şu çocuk Türk statüsünde oynamalı ya. Tabii örnekleri ya. Var, oynayanlar ya, var ülkede. Galatasaray için ya tabii ki şimdi rakipler bu noktada bunu da düşünerek belki itiraz edebilir ama Galatasaray için çok büyük olay olur. Yusuf'un yerli statüsüne geçecek olması Okan Hoca'ya böyle bir oh çektirir. Yani tabii şey neredeyse Icardi Mata transferi kadar sevindirir Okan Yusuf, Hoca'yı. Yusuf'un Türk olması. Yusuf, yani Türk statüsünde oynaması. Bir de kalıcı oyuncusu. Sözleşmeli bonservisini aldı oyuncu. Tabii ya. 6 milyon euro para verdi ama bence Galatasaray onu 6'yı bir 16-26 yapabilir. Yani Yusuf'ta o potansiyel var. Bence Galatasaray yakın vadede en fazla bonservis getirisi sağlayabilecek oyuncu Yusuf. Evet. Yani ve daha çok oyuna genç. Girdikten sonraki iştahı, alan kontrolü, topla driblingleri, topu kullanması, çok son pasları falan gerçekten bir bütün olarak değerlendirildiği yani, zaman müthiş. Orada ciddi bir forma rekabeti var. Kerem ya da Yunus. Ya zaten o rekabetin arttığı bu haftaki Kerem'in reaksiyonundan belli. Yani artık Kerem Yunus şunu biliyor. Gözü kapalı ilk tahta yazacak isim biz değiliz. Bunun farkındalar. Yani o yüzden o son gün transferleri çok iyi oldu. Eğer Kerem Yunus bir sendelerse ya bir de Yusuf Demir orada. Aynen. Yani kaç maç var önümüzde? Sakatlıklar aynen. Var, hastalıklar var biliyorsun. Tabii tabii yani neler, cezalar var. Oyuncu bunlar makine değil, dinlenmesi gerekecek. Geçen sene kaç maç oynadı Kerem? 60 maçın üstünde milli maçlarla beraber. Biyonik adam oldu. Yani. Rekor kırdı yani. Geçen sezonun rekorunu zaman zaman Kerem kırdı yani. Hiçbir şey yokken oturup dinlendireceksin topçuyu. Tabii tabii. Net. Yani ona göre kadroda rotasyonu yapacaksın. Ya şimdi Kerem'i konuşurken Kerem'e gelelim. Ya ben Kerem'i Selçuk İnan'a benzetiyorum. Neden biliyor musun? Selçuk Galatasaray'a geldiği ilk sezon öyle istatistiklere imza attı ki geri kalan yıllarda sergilediği futbol beğenilmedi. Hep Selçuk'la da hep röportajlarda onu söylerdi. Evet. Yani ben çıtayı ilk sezon öyle yukarı taşıdım ki hep beni o ilk sezonumla kıyasladılar. Şimdi Kerem'in de böyle bir handikapı var. Geçen yıla damga vurdu. O kötü Galatasaray'ın MVP'si oldu. En iyi oyuncusu oldu. Şimdi Kerem her sezon 2021-22 sezonundaki performansıyla kıyaslanacak. Ya şimdi Naci şöyle bir şey var. Ben Kerem'i eleştirirken şundan eleştiriyorum. Vücut dili, sahadaki tavırları ve takım olgusundan uzak duruşundan. Yani vücut dili iyi değildi. Yoksa her oyuncunun zaman zaman performansı düşecektir. Bu çok normal bir şey. Az önce dedik ya bunlar biyonik adam değil. Evet. Adam geçtiğimiz sene 60 maç oynamış üst seviyede. Evet. Avrupa'da oynamış, milli takımda oynamış, ligde oynamış. Çok da iyi oynamış. Onun bu performans düşüklüğü kabul edilebilir ama sağ içindeki duruşunu kaybetmemesi gerektiği ve tamamen sahanın içinde işte o transfer oldu olmadı konularına takılmayıp sahada bir hocanın ona ne görevi verirse versin sonuna kadar aynı psikoloji ve aynı konsantrasyonla devam etmesi tabii gerektiğini ya söylüyor. Zaten yoksa aslında Kerem düşüşü sağ dışında yaşadı. Onu sağ dışı olaylardan yaşadı. Ne derler? Hedef belirlendi. Bir proje, hayaller ortasına kondu. Avrupa hayali vardı. Avrupa'ya gideceğim düşüncesindeydi. Yine gidebilir. Fakat beklediği teklifi bu sezon alamadığı için açıkçası demoralize oldu. İşte. Ama ben Kerem'i ailesinde yakından tanıdığım için biliyorum. Kerem zaten voleye verdiği röportajda da söylemişti. Ya başka bir futbolcu olsa çoktan futbolu bırakırdı. Onun karşılaştığı zorlukları yaşasaydı. Kerem ne zorlukları atlattı? Bunu da atlatacaktır. Çıkışa geçecektir. Yani. Ama bu çıkışı yaparken de
kendini geliştireceğine eminim. Çünkü gelişime açık bir oyuncu. Ya gelişiyor zaten. Geldiği nokta 3. ligden geldi Galatasaray. Tabii. Milli daha takıma. Da daha da iyisini yapacak. Ya Kerem mesela son maç Kasımpaşa maçında ilk yarı yine saç baş kötüydü. Oldu. Kötüydü. İkinci yarı attığı golleri. Beni Kerem'in attığı gollerden öte Kerem'in takım arkadaşlarıyla sevince ilgilendiriyor. Tabii tabii aynen. Doğru benim meselem oydu. Aynen. Kerem zaten o golleri atar. O yetenek var. Kimse Kerem'in futbolculuk meziyetlerini eleştirmiyordu zaten. Tabii doğru. O sevinç, onun o yüzünün gülmesi, işte Gomis'in sırtlaması, onun Mertens'e gidip, maç bittikten sonra şakalaşmaları, evet, gol sevinçlerini taklit etmeleri Kerem'in falan. Kerem'in asıl ihtiyacı olan şey bu, evet, bütünleşme. Evet. Yani bunu yaptığı zaman Kerem'le zaten hiçbir sorun kalmaz. Aynen. Peki o zaman nereye geçelim ve Konyaspor maçını konuşmaya başlayalım. Bence daha erken ama sezonun en zor maçlarından bir tanesi. Şu yani süreçteki Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzon'u, Başakşehir'i konuşuyoruz. Konyaspor sağdan yemeden emniyet şeridinden gidiyor. Yemeden 1-2 atarak devam aynen ediyor. Hiç gol yememişler. Evet. İlhan Palut bir sisteme oturttu. Ama bu maç biraz öyle olmayacak gibi geliyor bana. Daha farklı hikayesi olabilir. Çünkü Galatasaray Okan Hoca'yla çok önde oynayan, ısrarla önde oynayan, basan ve Konyaspor'un oradan çıkabilmesi için açılması gerekecek. Yani kendi sistemiyle, şu anki Konyaspor'un sistemiyle Galatasaray'ın oyun anlayışını değerlendirdiğim zaman iki takımdan birinin oyun anlayışını değiştirmesi gerekecek. Ama bence Galatasaray'ın galip gelebilmesi için geriye düşmemesi lazım. Yani eğer ilk golü Konyaspor atarsa zor olur. İş zora girer. Zor olur. Yani evet, Kasımpaşa maçında %100 bir yükseliş ivmesi vardı Galatasaray'ın. Özellikle hücum organizasyonlarında, hatta voley paylaşmıştı. Evet. 6. haftaya Galatasaray'ın istatistikleri damga vurdu diye. En çok hücum organizasyonuna imza atan, en çok hava topu kazanan, en çok rakip kaleye şut çeken takım Galatasaray oldu. Bir iyileşme var. Zaten Mertens, Torreira, Oliveira bu takıma oturdukça Galatasaray'ın futbolda daha fazla kalite kazanacak. Bir de şu Sergio Oliveira'nın direkleri artık, şu şanssızlık. Hamit Altıntop söylemişti kaç tane kurban kestim diye. Hamit direkt reise çıkmıştı lakabı. 6 mı 7 mi ne Hamit'in direkten dönen topu vardı. Öyle kritik maçta atmıştı ki beraberlik Almanya'da. Schalke'de çeyrek finali getirmişti. Evet. Dilerim Sergio Oliveira da artık ya Konya maçını ya da bir derbiyi çözer yani. Yani şöyle bir şey, Oliveira üzerinde bir de o Kerem'e attığı paslar, zamanlamalar. Çok kritik yerlerde çok ilginç foller alabiliyor. Yani oyunu rahatlatma anlamında. Futbolu biliyor, teknik biliyor. Kapasitesi yüksek ama benim tek çekincem, endişem hep onu dile getiriyorum. Fizik gücü olarak biraz sanki Süper Lig orta sahasında işte tek handikapı o yani. Orada belki zafiyet yaşayabilir. Onu da biraz fazla ikili mücadeleye girmiyor. Biraz daha az topla oynayarak çözmeye çalışıyor. Zaten onun yüzünden Torreira orada iki kişilik oynuyor abi. Torreira bambaşka bir seviyede oynuyor. İki kişilik oynuyor abi adam. Gerçekten başka bir seviyede oynuyor. Ama orada işte Michu da gelecek. O dinlendirebilir belki şeyi. Ben öyle düşünüyorum, biliyor musun? Torreira Michu ikilisi olursa ben şaşırmam. İlerleyen dönemde olabilir yani. Evet. Çünkü şey maçında da, yani son Kasımpaşa maçında da Oliveira gayet iyiydi. Yani asistinin dışında da ofansif anlamda top kullanma anlamında iyiydi. Hı. Torreira zaten orayı tek başına yönetiyor gibi. Tabii. Güzel, keyifli bir maç olacak. Asıl Galatasaray ama bu milli aradan sonra biraz daha bütün oyuncuların seviyesi aynı hale geldikten sonra çok daha net göreceğiz gibi geliyor. Aynı fikirdeyim. Peki o zaman bu keyifli sohbet için teşekkür ediyorum sana. Ben de sana teşekkür ederim Naci. Vole Plus'ta izleyebilirsiniz yayınımızı. Kanala da abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı da unutmayın. Keyifli seyirler, iyi haftalar.